Başrollerini paylaştıkları Kardeşim Benim filminin çekimlerinin bitmesiyle Burak Özçivit'le bir araya gelen Murat Boz, Fahri Evcen'in sesine önce övgüler yağdırdı, ardından da single teklifinde bulundu. Kardeşim Benim'in final kutlaması. Murat Boz'u utancından masanın altına sokan olay ne? Utanıyorum yani, yerin dibine geçtim, masanın altına Murat çıkardı. Burak Özçivit, Fahri Evcen ve ailesi için nasıl sinema kapattı? Sırayla seanslar başladı. Ve Fahri Evcen'e Murat Boz'dan müthiş teklif. Albüm bir single olsun efendime söyleyeyim, böyle bir düşüncesi varsa... Burak Özçivit'in hem yapımcılığını yaptığı hem de yakın dostu Murat Boz'la başrol oynadığı Kardeşim Benim filminin çekimleri tamamlandı. İki ünlü kardeş. Arabayı bana bıraktı. İyi de anahtarları da bana bıraktı. Yıllardır küsler. İyi o zaman. İyi o zaman. İyi. 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 Ve babalarının son isteğini yerine getirecekler. Siz şey değil misiniz ya? Biz albümler tutmayınca yol yardım işine girelim dedik. Filmi bitiren Burak Özçivit'le sevgilisi Fahri Evcen'i yemekte görüntülüyoruz. Çıkışta Fahri Evcen'e Kardeşim Benim'i soruyoruz. Filmin tamamlanmış halini ilk izleyenlerden biri kendisi. İzledi de... Zorla selfie evet. Mi bu? Evet. Zoraki bir selfie girişimi var bu esnada. İzledi de... Zorla selfie evet. Mi bu? Evet. Eyvallah. Nasıl eyvallah. Oldunuz? Fahri Evcen yeniden filme dönüyor. Bayılmış aşkının filmine. Müthiş bir film. Ben o kadar söyleyebiliyorum. Murat çok doğru söylemiş. O kadar keyifli bir film ki yani bir duyguyla başlıyor, diğer duyguyla bitiyor. İnanılmaz. Ben çok da tüyo vermeyeyim. Ben seyirci olarak çok beğendim. Gerisi biraz sürpriz olsun. Burak Özçivit ise daha mütevazı. Öyle kendi halinde tatlı bir filmimiz var. Yeni bitirdik. Şimdi fragmanlarını hazırlıyoruz. Onun heyecanı var hatta. Birkaç gece sonra ünlü çifte bu kez Murat Boz'la eşlik ediyor. Hep beraber birlikteydik. Murat'la da görüşemiyorduk. Murat Bey. Kardeşleri alalım. Kardeşler. Eğlendikleri mekanda sürekli olarak çalan Murat Boz şarkıları ünlü popçuyu biraz utandırmış. Ya evet, biraz utandım. Ben normalde sıkılıyorum böyle şeylerden ama sağ olsunlar müessese incelik yaptılar. Utanıyorum yani, yerin dibine geçtim, masanın altından Murat çıkardı. Kardeşim sağ olsun. Murat Boz'a soruyoruz Kardeşim Benim'i. O da izlemiş. Totem yapmıştım aslında ama dayanamadım. İzleyeyim dedim. Gerçekten çok ben güzel çok bir film. Ben çok ısrar ettim, öyle izledim. Burak Özçivit'e özellikle teşekkür ediyor. İyi ki böyle bir film yapmışız. İyi ki Burak'la bu işe girmişim. Ona da buradan sizin vesilenize tekrar teşekkür edeyim. Ben Burak bayıldım. İlk filmi olan Hadi İnşallah'tan daha çok zorlandığını itiraf ediyor. Tabii zorlandım çünkü burada başka bir durum var ve işin içinde dram var, komedi var, bir sürü şey var. Zorlandım ama bu noktada bana tabii ki Aslı ve Burak çok yardımcı oldular. Yönetmenimiz Mert çok yardımcı oldular. Ya kardeş bağı için hiç uğraşmadık diyebiliriz yani. O yüzden zaten bence yani en önemli noktalarından biri o. Kardeş gibiyiz. Burak Özçivit, Fahri Evcen için sinema kapattığı haberlerine genel bir yanıt veriyor ve tüm aile fertleri için salon kapattığını söylüyor. Sırayla seanslar başladı. Herkese izletiyoruz. Murat'a da izlettik. Konu Fahri Evcen'in Fransızca şarkısına geliyor. Murat Boz bayılmış Fahri Evcen'in performansına. Hastasıyız. Aynı şekilde. Bir teklifi var Fahri Evcen'e. Albüm bir single olsun efendime söyleyeyim. Böyle bir düşüncesi varsa, Burak'ımın da izni varsa prodüktör olurum yani. Öyle şey. O kadar iyi söyledik. Harika.